burada görmüş olduğumuz 3 tane limonatamız var. Bir tanesi doğal limonata, bizim geleneksel yaptığımız limonata. Görmüş olduğunuz gibi rengi böyle, biraz daha açık. Burada katkılı limonata var. Rengi içerisinde yani koruyucu ve renklendirici konulduğu için bu renkte birazcık daha böyle parlak bir rengi var. Bu da katkılı limon aromalı içecek. Bunun da görmüş olduğunuz gibi limonatadan çok farklı bir rengi var. Çünkü içerisinde bunun doğal olmayan katkılı olarak bir içeriği var aslında. Öncelikle yaz aylarında limonata çok tüketilen bir içecek. Çünkü ferahlama ihtiyacını gerçekten çok iyi dengeliyor. Ama limonata olarak aslında endüstrinin bize sunmuş olduğu çok farklı limonata modelleri var. Ama ben tabii ki de en doğalı evde yapılmasını öneriyorum. Ama ondan önce doğal limonatayla dışarıdan alınan limonata arasındaki farklardan biraz bahsedelim isterseniz. Öncelikle %10 meyve içerir ya da 20 içerir gibi ibareler geçmektedir. Bu zaten %50 üzeri olmuş olsa bile içerisindeki meyvenin sadece suyla karışmış hali ve şeker tadını bize sunan bir şey. İçerisinde normalde glikoz şurubu ve fruktoz şurubu olan meyve suları olduğu gibi limonatalar da var. Ama bu şeker olması da bizim içimizi aslında rahatlatmıyor. Diğer katkı maddelerinin de aslında vücudumuza zarar verip vermemesini konuşmuyoruz. Su ve şekerden ibaret bir şey içmemizden bahsediyoruz. Bunun da tabii ki sağlıksal olarak çok büyük sıkıntıları var. Özellikle şeker hastaları ve kronik hastalar için. Ve bir diğer modelimiz de böyle limon aromalı içecekler. Bunlar da limon aromalı ve gazlı bir içecek aslında. Bunun içerisinde fruktoz ve glikoz şurubu yanında şekerle beraber birçok aslında zararlı katkı maddesi var. Bunlar ileriki dönemlerde kronik hastalıklara kanserojen yapıcı etkileri olan bir aslında içecek. Burada aslında şöyle bir şey var. Siyah çay ekstrası ya da doğal aroma verici gibi ibareler olsa da bunlar bizim için sadece su, şeker ve birçok katkı maddesiyle oluşturulmuş sadece soğuk bir içecek olarak geçiyor. Bu doğal olan, sözde doğal olan limonatalarda içerisinde %10-20 ihtiva eden limonu bunlardaki yarı güvenilir olarak geçiyor. Ama bu diğer dediğim fruktoz ve glikoz şuruplu olanlardaki sadece aroma verici ya da renklendirici olarak geçenlerin çocuklarda hiperaktiviteye ve birçok hastalığa, kronik hastalığa sebep olduğuna dair net olmayan bazı çalışmalar var ve hatta DNA hasarına zarar verecek şekilde olan birçok yazı var. Ama bunlar tabii ki de uzun vadede ortaya çıkacak ve tamamen netliğe ulaşmamış bilgiler olduğu için bizim tabii ki de bunları tüketmememiz gerekiyor. Şöyle doğal aroma verici olarak sadece sağlıksız olmayan doğal aroma vericiler var. Ama fruktoz bazlı ve glikoz şuruplu olanlarda doğal olmayan aroma vericiler var. Bunlar uzun vadeli kullanımlarda özellikle çocuklarda hiperaktiviteye ve kronik hastalıklara sebep olduğuna dair çalışmalar var. Tabii doğal aroma vericiler de kullanımının tamamen sağlıklı olduğuna dair de herhangi bir çalışma yok. Sadece net bir bilgi yok. Zararlı mı, zararlı değil mi doğal aroma vericiler? Ama doğal olmayan aroma verici ve renklendiriciler kesinlikle vücudumuza uzun vadede çok zararlı etkileri olmaktadır. Biz bu kanserojen etkileri çok fazladır. Bu tatlandırıcı, renklendirici ve diğer katkı maddelerinin özellikle yaz aylarında çok fazla tüketilen limonatayla alakalı dışarıda satılan limonatalarda çok fazla hileler mevcut. Ve bizim endüstrinin yapmış olduğu limonatalardan farklı olarak aslında limon tuzu kullanıldığına dair bazı çalışmalar var dışarıdaki limonatalarda. Aslında güvendiğimiz yerlerden, güvendiğimiz kafelerden, pastanelerden bunları tüketebiliriz. Ama bilmediğimiz ve bu çok uyguna satılan, ucuza satılan limonataları kesinlikle tüketmememiz gerekiyor. Sadece şeker, limon tuzu ve su karışımında içtiğimiz bir içecek haline geliyor. Ve bunu uzun vadeli içtiğimizde, aynı şekilde endüstrinin yapmış olduğu limonatalardaki gibi uzun süre tüketimlerde kansere,
çocuklarda hiperaktiviteye, birçok kronik hastalığa, özellikle şeker hastalarına tüketmemesi gereken bir içecek aslında. Bu doğal olmayan limonata. Ama doğal limonata ile alakalı tabii ki de tüketebilirler miktarını ayarlayarak. Geleneksel bir limonata tarifi için öncelikle 4 tane orta boy limonumuz var. Ve bu limonları beyaz taraflarını şöyle içerisine almamamız gerekiyor. Çünkü çok acı bir tat veriyor. Şimdi böyle rendeliyoruz. Bunun içerisine bir su bardağından birazcık az şekeri ilave ediyoruz. Harmanlanması gerekiyor. Hatta bunu aslında bir gece öncesinden bekletirsek lezzetli olabilir. İçerisine birazcık su ilave ediyoruz. Ve bu geri kalan limonlarımızı, kabuğunu rendelediğimiz limonları içerisine koyup böyle ezmemiz gerekiyor ki o limondaki lezzet içerisine nüfuz etsin. Olarak içerisine ek malzemeler isterlerse tatlandırıcı olarak hurma ve su, limon kabuğu ve limon karışımını süzerek limon kabuklarındaki o lezzeti, kokuyu biraz daha eklemek için. Tabii bir gece önceden dediğim gibi bekletirsek çok daha lezzetli ve çok daha parlak bir renkte olur limonatamız.